Geçen hafta yine bir patlama oldu kardeşler. Öğretmenin bir tanesi, zombileşmiş bir öğretmen. Biliyorsunuz öğretmenler iki ayrılır. Yerli ve milli öğretmenler. Tarihini, atasını ve dinini bilen öğretmenler. Bunlar. Allah bunlara rahmet etsin. Çocuklarımızı bunlara nasip kılsın. İkincisi, batıcı öğretmenler. Batının kulu olan tarihine, atasına, milletine düşman öğretmenler. Allah Teala çocuklarımızı bunlardan uzak tutsun. Amin. Bakın, bir laik öğretmen, tarihini, atasını bilmeyen, şuursuz öğretmenlerden bir tanesi, Milli Eğitim Bakanı'na bir gider yapıyor. Yusuf Tekin istediği kadar anılsın derse diye, ben öğretmenim, Çanakkale bölümünü anlatırım, o kadar. Şimdi Gazze'de bir soykırım var kardeşler, biliyorsunuz. Bizim inanışımızda Müslümanlar nedir? Kardeştir. Irkı önemli mi ırkı? Hiçbir önemi yok. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa o benim kardeşimdir. Irkı, şekli, ten rengi, zerre kadar umurumuzda değil. Muhammed Aleyhisselam bu ayrımları kaldırmıştır. Şimdi Gazze'de bir açık bir soykırım var. Bütün devlet erkanı, Allah onlardan razı olsun, her tarafta bunu anlatıyorlar. Soykırım. Fakat içerideki İslam düşmanları, Müslüman düşmanları bunu anlatan bakanlardan ve liderlerden rahatsızlar. Ve bir hakaret ediyor. Öğretmen bakana bir hakaret ediyor. İstediği kadar anırsın diyor. Anırma tabiri hangi hayvanla olacağı malumunuzdur. Şimdi bu bakan Yusuf Tekin biraz kibar, nazik bir adam herhalde. Süleyman Soylu'ya falan bunu yapsaydı bu öğretmenin kariyeri bitmişti. Güle güle pazarda limon satmaya devam et falan derlerdi herhalde. Bu bakan biraz yumuşak bir bakan herhalde. Şimdi diyor ki ben diyor Çanakkale'yi anlatırım. Ben Gazze'yi anlatmam diyor. Bana mı Gazze'den? Dünya cahili bir öğretmen. Çocuklarımız kimlere kalmış gör. Devam et. Çanakkale Savaşı. Aşağı yukarı 40-50 tane farklı şehirden ve farklı ülkeden şehitler verdik. 250 binden fazla şehit verdik Çanakkale Savaşı'nda. Şimdi ben sadece 4 tanesini getirdim. 4 tane. En çok şehit verenler bunlar kardeşler. Bak. Bir numara kim var? En çok şehit veren Bursa. Çoğunluğu Türk. Müslüman Türkler. Çanakkale'de. 2 numara Şam. Suriye. Bana o Suriyeliler gitsin. Bana ne Suriyeliden ya? Ne işi var burada diyenler var ya. Adam Çanakkale'de bana, benim yanıma gelmiş ya. Çanakkale'de beraber savaşmışız. 2 numara Suriyeli ölmüş. Anlattı. Bizimkiler. 5000 şehit vermişiz. Gazze. Diyor ya ben Çanakkale'yi anlatırım. Dünyanın en zırcahil öğretmeni. Gazze 3000 tane şehit vermiş. Senin şehidin var mı? Kardeş. Deden, amcan şehit mi Çanakkale'de? Var mı böyle bir şey? Yok. Gazze'li adam oradan kalkmış gelmiş Çanakkale'de. Aynı safa gelmişler. Çanakkale'de aynı çukurun içinde düşmana karşı kurşun sıkıyor. Türk, Kürt, Laz, Arnavut, Gazze'li, Suriyeli. Aynı cephede. Karşı tarafa kurşun sıkıyoruz. Ve 250 bin insan, 250 bin Müslüman sadece ümmet olduğumuz için, kardeş olduğumuz için öldürüldü. Ve bu cahil öğretmen diyor ki, bana ne Gazze'den? İşte tarihini bilmeyen, özgüvensiz, batının kulu olan, iyiliş edilmiş bir akıl. Allah bu öğretmenimize hidayet versin. Amin. Devam et. Bakın tweet'i görüyor. Peşinden tweet atıyor. Bu öğretmene cevap veriyor. Estağfurullah hocam. Hepimiz insanız. Şimdi bakan ne dedi? Hakaret etti. Bakan ne diyor? Estağfurullah hocam ne anırması? Hepimiz insanız diyor. Allah yolunuzu açık etsin. Yardımcınız olsun. Bak ne kadar kibar nazinin bir adam. Ne kadar kibar. Bir de dua etmiş öğretmene. Yardımcınız olsun. Allah sana hidayet etsin diyemiyorum. Allah yardımcınız olsun diyor. Alt tarafta ne var? Bu gönderi artık var olmayan bir hesaba ait. Öğretmen öyle bir paniğe girmiş ki tek hesabı kapatmış. Cevabı görünce hesabı kapatmış. Sonra öğretmen ne yapıyor? Odayı kurtarmak için devam et kardeşim. Değerli bakanım. Canım, doktorum bakanım. Yusuf Tekin. Altta bir daha Yusuf Tekin. Utanmasa bir sana daha koyacak. Yusuf Tekin, Yusuf Tekin abi. Panik halinde. Şu anda panik halinde Yusuf. Değerli bakanım. Meslek etmesin, kovmasın da. Bir anlık gafletle paylaştığım ve sonrasında çok pişman olduğum, haddimi çok aşan bu tweet nedeniyle çok pişman ve üzgünüm. Pişman, pişman ve üzgünüm. 8 defa pişmanım yazıyor.
panik halinde şu anda. Yaptığı arızanın ne olduğunu farkında. Ama diğer anlattığım meseleleri de çözmesi lazım bu öğretmen kardeşimizin. Özel bu akşam dua edeceğim. Allah bu öğretmene hidayet versin. Amin. Amin. Siz değerli bakanımın gönlünün enginliğine sığınıyor, özürlerimi sunuyor, aklınızı diliyorum. Allah'ım sen hidayet ver ya. Bak bu içindeki Müslümanlara olan kini tutamayan bir öğretmen. Bundan çok daha fazla kinler var, tutabiliyorlar. Saklayabiliyorlar. Zayıf olacağımız zamanı kollamayı bekliyorlar. Zayıf olduğumuz anda tepemize binecekler. Kur'an'a açıktan küfür edecekler. Peygamberimize ve dinimize açıktan küfür edecekler. Şu anda sadece güçlü olduğumuz için bunu söyleyemiyorlar.